Evet, eğitim bitti. Her şeyi öğrendiniz. Burası çalışma alanlarınız, bilgisayarınız, telefonunuz, yemek fişleriniz. Takın bakalım Eka kartlarını görsün müdür. Orçun Bey, Bora Bey, bugün talep stratejisi ile ilgili operasyonel bir planlamaya girelim. Kolay gelsin. Bize bir şey anlatmaya çalıştı, sen anladın mı? Sanskritçe olsa daha çok fikrim olurdu, o kadar diyeyim. Ya eğitimi su altından dinlemeyedik iyiydi ya. Ne yapacağız? Araziye uyum sağlayacağız. Oğlum bak işte, herkes bilgisayar kağıtlar takılıyor. Arada bir gider kahve alırız. Ayda 1,5 kağıt. Yemek, sigorta, duş kabini. Hı. Hiç bozmayalım. Peki sence bu şirket ne iş yapıyor? Hiçbir fikrim yok. Bir şey satan bir şirket mi ki acaba? O zaman etrafta sattığımız şeylerden olması gerekmez mi? Kahve mi satıyoruz acaba biz? Kurumsaldan bir dikey data performansı geldi. Paso over tam. Evet, sorma ya. Bunlar ama dikey gelirse hepsi tabii over time. Hem dik oluyor. Dikey olur, tabii. Yenisiniz değil mi arkadaşlar? Evet. Fehmi Bey. Ama benim uzun yıllardır hayalimdi yani. Ben Glenn Smith'sinin River Rose'un kapısında çalışmak. Demin de konuşuyorduk. Mesela bu şirketin yaptığı işi bir cümleyle özetleseniz ne derdiniz diye. 5 yaşında bir çocuğa anlatıyormuşsunuz diyelim. İnsanların yaşamını güzelleştiriyoruz derdim. Evet. Ama şirketin yeni elemanları olarak bizim bu güzelliğe katkımızı kısaca nasıl tanımlardınız? Bize hizmet alan bireyleri kısa süre içinde olsa mutlulukta zirveye çıkarmak. Aa, erkek fahişe gibi. Orçun Bey, bu espri performansınız çok dikey oldu. Umarım bir yerimize girmez. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.